Arkadaşlar merhaba. Şarambol Kapalı Yolu geçtik. Şimdi TRT Caddesi'ne doğru ilerliyoruz. Polarize bir filtre aldım. Şu anki çekim onunla yapıyorum. Işık yüzmelerinin dağılmasını engelleyen bir filtre bu. Gölgede değil de asıl yüksek ışıkta veya gece çekimlerinde fayda sağlaması lazım. Özellikle güneşte karşı giderken görüntünün buğulanmasını ya da geceleyin ışıkların dağılmasını engelleyen bir filtre bu. Bakalım deneyeceğiz. Şurada gölgede durayım bari ileriye gitmeyeyim. Arkadaşlar dün iş yerine bir bankacı arkadaş geldi. Tabi onlar da kredi kartı pazarlıyorlar. Benim ihtiyacım yok ama bir arkadaşımız başvuruda bulundu. Nakit avans faizleri ve gecikme faizleriyle ilgili de bilgi sahibi olduk. Şu anki haliyle kredi kartlarının nakit avans faizleri ve gecikme faizleri piyasadaki fiyat artışından daha düşük. Ben de bu değerlendirilebilir mi diye düşündüm. Hatta şöyle bir şey düşündüm. Bugünün tarihiyle bu videoya konu olsun ve burada da geçsin, bakalım 2-3 ay sonra ne olacak. Biz de değerlendirmiş oluruz. Yani kredi kartıyla bir motor almış olalım örneğin. Yeni çıkmış bir ürün var. Fiyatı 63.500 lira. Kanuni SEHA 150 diye bir model. Bunun benzeri RKS'de var. RKS aynı ürünü 80 bin lira civarında satıyor. 80'in üzerinde satıyor. Bu da kampanyada şu anda 63.500 liraya Kanuni bunu piyasaya sundu. Şimdi bunu almış olsak 63.500 liraya örneğin beklesek, hesap kitap yoluyla acaba para kazanır mıyız kazanmaz mıyız ona bakalım. Çünkü bu ürün muhtemelen lansman fiyatıdır bu. Bu da 80-85'e çıkar gibime geliyor. Otomatikman bayi fiyatından bir 15 lira avantaj sağlar. Yani binilmeden saklansa, bayiden de 1-2 liraya aşağı verilse muhtemelen bu ürün para kazandırır gibi geliyor. O yüzden takip edeceğim bakalım. Almışım gibi ben de takip edeceğim ürünü. Bakalım sonuçta para kazanılmış olacak mı olmayacak mı? Hanımefendinin de telefonunu çekecekler ya da düşecek bakalım. Bilemiyorum. İnşallah düşmez. Ama düşmese bile bir ışıkta bir şey de çekecekler telefonunu cebinden, haberi olmayacak. Hanımefendi telefonunuz düşecek hanımefendi. Motordan düşen telefon da iflah olmuyor. Kulakları çınlasın sevgili amca oğlum. Bir telefon düşürmüş öyle motordan. Ekran, kapak hepsi dağılmış. Telefon fiyatları da malum aldı başına gitti. O telefonu yaptırdı o. 1,5 milyar masraf etti telefona. Yapılan telefonun ikinci gün gene kapağı kırılmış. Herhangi bir düşme vesaire olmadan. Artık onun da nedeni nedir bilemiyorum. Vay kocamanlar nasıl dönüyor ya, manevraya bak. Aferin, o da döndü. Ford bunlar, Ford. Ford alırsın, Lord olursun.